Ben bunu ağır bir bedel olarak nitelendiriyorum. Ömür boyu kalacak olan bir şey. Gülben Ergen beyazlar içinde çıkıyor karşımıza. Röportaj başlamadan önce iltifatı hak ediyor. Beyaz çok yakışmış. Çok takılar çok muhteşem. Bayıldım. İşte insan zayıf olunca kendine de gerçekten güvenince. Gerçekten beyazı giymek cesaret istiyor birazcık ve kilo vermek istiyor. Uzun zaman siyah giyen birisi olarak ben. Siyahları rafa kaldırıp beyazları giydi. Neyin güne uyanmak ne de hayat endişesi. Daha da kötüsü var, su bile sensiz içilmiyor. Kilolarıyla ilgili bir sıkıntısı yok Gülben Ergen'in. Yaşı zaten hiç dert etmiyor. İnsan ne istediğini bildiği bir yaş. Dolayısıyla fiziğinde en oturduğu, en doğru olduğu yaş. Ben de 10 sene önceki resimlerime, 5 sene önceki resimlerime bakıyorum. Şimdiki halimi daha çok beğeniyorum. En güzel yaştayım. 38 yaşında hayatının belki de en güzel dönemini yaşıyor Gülben. Aynı zamanda da en verimli dönemini. Çocuklar Gülsün Diye isimli kampanyayla Anadolu'nun en ücra köşelerine gidip anaokulları açıyor. İkinci anaokulu değil mi? Tokat'ta ilk anaokulu açıldı. Sonra Mardin. Mardin çok güzel geçti tabii. Çok çok anlamlı bulduğum bir yer benim. Orayı ziyaret ettikten sonra orada birazcık dostluklar, arkadaşlıklar da edindim. O da gitsin okula, o da bilsin hayalindeki neyse o olabilsin. Her şey çocuklar için. Kampanyadan bahsederken gözlerinin içi gülüyor Gülben Ergen'in. Yaşanan küçük aksilikler bile keyfini kaçırmıyor. Müthişlerdi yani, çok güzel hazırlanmışlardı. Okulumuz güzel olmuştu. Klimamız gecikmişti. O son anda oldu. İşte kapının kenarında bir şey vardı falan filan. Öğretmenlerimiz çok güzeldi. Çok yeni tayin olmuşlardı. Bir tanesi Kütahya'dan tayin olmuştu öğretmenimizin. Çocukların gözlerindeki ışıltıdan ne kadar anlamlı bir iş yaptığı anlaşılıyor Gülben Ergen'in. Evdeki 3 çocuk konser ve sahne çalışmalarından nasıl vakit bulup da kampanyaya zaman ayırdığını merak ediyor insanlar. Çocuklarımın artık falan zaman gibi görmüyorum. Atlas'a, Ares'e, Güney'e bir şey yapıyormuşçasına çalışıyorum bu projede. Çocuklar gülsün diye. Sevgiyle yapılan işin karşılığını yine çocuklardan alıyor Gülben Ergen. Biraz daha özel eğilmenin zamanı geldi. Duyduğumuza göre dövme modasına Gülben de ayak uydurmaya hazırlanıyormuş. Dövme yıllardır hani düşündüğüm yapayım mı yapmayayım mı dedim, emin olamadığım bir şeydir ama bir Beyrut'a gittim ben bir ay önce. Orada yapıyorlardı dövme. Minicik bir dövme yaptım ama çıkan bir dövme. Sonra yaptırabilirim dedim. Sizce kimin ismini vücuduna dövme yaptıracak acaba Gülben Ergen? Ömür boyu kalacak olan bir şeyle çocuklarımın ismi olmasını düşündüm. Yerini de şurayı düşündüm. Çok gözüken bir yer. Bir de çok acıyacak. Acıyacak mı? Evet, dövme acıyacak. Orası daha da ince bir deri. Düşündünüz mü? Herkes şurası diyor. Çocuklarının adını dövme yaptıracak. Yanlış mı gördük yoksa gerçekten boynuna mı yazdıracak çocuklarının ismini Gülben Ergen? Şah damarında kesin kararlı mısınız? Öyle hissettim, bilmiyorum, öyle geldi aklıma. Yani onu anlamlı bulduğum için, yoksa bir bedensel ya da fiziksel bir süs olarak yaptırmıyorum bunu, bu bir his. Şah damarına çocuklarının ismini yazdırmak oldukça anlamlı bir düşünce. Ama vereceği acıyı düşünemiyoruz. Muhabirimiz Seyhan Erdağ'ın bir önerisi var. Şah damarında hani çok gözüken bir yer olduğu için belki bir müddet sonra sizi rahatsız edebilir görünüyor. Öyle mi? Burada olursa çok gözükmez. Gözükmez. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu da benim yorumum. Değerlendireceğim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki Mustafa Bey'in adı yok mu listede? Mustafa Bey'in ismi var mı şah damarında? Olabilir. Yani o zaman bir aile tablosu olur. Benim böyle dua çemberim vardır. Evet. Hani kalben o isimler gelir aklıma. Bir sürü isim var. Onun gibi bir yuvarlak yapıp bütün aile ismimizde yazıyor olabilir. Aile kalabalık olduğuna göre dövmeyi yaptırmak da biraz zaman alacak gibi duruyor. Tek olsan ayrı dert, kalabalık olsan ayrı dert. Şaka bir yana çocuğu olmayan ünlüler de keşke bizim de olsa diye iç geçiriyorlardır mutlaka. Bazı starlarımızın olmamış. Ben bunu ağır bir bedel olarak nitelendiriyorum. Yani ışıklar sönüp hepimiz evimize gittiğimizde onların kalabalıklar içerisindeki yalnızlıklarının çok saygıdeğer bir bedel olduğunu düşünüyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöhretin ağır bedelini yalnız kalarak ödüyorlar. Son olarak önümüzdeki günlerdeki Gülben'in Harbiye Açık Hava Konseri'ne getiriyoruz sözü.
Ajda Pekkan yaz konserlerinin açılışını Mayo ile sahneye çıkarak yaptı. Gülben'den de bir sürpriz bekliyoruz. Beyaz giyin ama jartiyer mi olur, mayokini mi bilmiyorum. Jartiyer falan Mustafa giyemem Bey ben. Mustafa Bey faktörü var. Mustafa Bey'den önce 3 tane çocukla jartiyer giyilmez. 3 çocuk annesi bir şarkıcı olarak sahne şovlarında artık eskisinden çok daha dikkatli Gülben Ergen. Ama ne olursa olsun Gülben hazırlayacağı şovlarla farkını ortaya koyacaktır. Söz bir daha kırmam seni, gözlerine titre.